Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Dota 2 videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde Night Stalker oynuyor olacağım. Night Stalker çok güçlü bir post 3 şampiyon. Post 3 nedir? Öncelikle ondan bahsedeyim. Yan kul var, yani karşının kerisinin karşısında duran, onun kasmasını engelleyen ve oyunun başlangıcında çok güçlü olan bir rol. Oynadığım karakter 5 dakika çok aşırı derecede güçlü oluyor. Bu gece süreci daha doğrusu. Şöyle biraz dürtelim. Night Stalker'ın yetenekleri gece vaktinde farklı etkilere sahip, gündüz vaktinde farklı etkilere sahip. O yüzden gece olmadığı zamanlarda biraz daha pasif oynamanız gereken bir şampiyon. Tabi ultisi gece yapıyor. Mesela Q yeteneği gece sersemletme atarken birazcık kötü bir takasa girdik. Elimden geldiğince anlatmaya çabalayacağım. Yalnız Dota 2'de biraz yeni olduğumdan kaynaklı hafiften küçük sıkıntılar olabiliyor. Karşıda iyi oyuncular var. Hiç sevmediğim bir şampiyona karşı oynuyorum. Necropos'a karşı. Daha hangi şampiyonu counterladığını bilmediğim için bazı sıkıntılar yaşayacağım. Bilhassa gönlüme göre pick atıyorum counter pick yerine. Güzel. Şuradan ikinci Bracer'ımızı da alalım. Eşyayı Shift'e basıp tıkladığım zaman aşağı taraf bir sonraki alınacaklar listesine ekliyor. Böylelikle oradan direkt alıp Y tuşu ile atamasını o şekilde yaptım. T ile doğrudan alabiliyorum. Fazla agresif oynamayalım. Karşıdaki şampiyonların potansiyellerini pek bilmiyorum. Kötü sonuçlanabilir. Bu abim bizim bayağı bir tam ikinci Bracer'ımızı da aldık. Bracer nedir? Oyunun başlangıç eşyası gibi düşünebilirsiniz. Necropos için Urn of Shadow gerek. Daha doğrusu Urn of Shadow'un bir üstü. Neden? Çünkü Necromancer sürekli çevreden HP çeken bir şampiyon olduğu için. Ya Karthus'un E'si gibi bir yeteneği var. O açıkken çevreye sürekli alan hasarı vuruyor ve alan hasarı vurduktan sonra oradan da belli bir miktar can toparlıyor. Urn of Shadow'dan yükselterek elde ettiğimiz bir tane eşya vardı. Adı aklıma gelmedi. Dur bakacağım. Onu aldığınız zaman güzel. Hop. Gece oldu. Hop, bir susturma attım. Çok güzel yakaladı. Bir sersemletme daha. Ya
Çok güzel. Minyonların hasarını tanklamayacağım. Burada lütfen Dota oyuncuları kızmayın bana. Creeplere minyon dediğim için. Bunlar kızıyor. W yeteneğim alan susturma atıyor arkadaşlar. Şöyle bir canımı toparlamam için Tango'ya ihtiyacım var. Necropos'un canı çok. Güzel. First Blood. Çıkacağım. Çıkmam lazım. Beni kurtarmak adına orada kendini feda etti arkadaşımız. Çok sağ olsun. Karşının midi bize roam attı arkadaşlar. Seviye olarak 6 olmuş. Biz geride kaldık ona nazaran. Fazla yakınına gitmemem lazım. Çünkü hem manayı siliyor hem de manası olmayınca bizim çarın pek bir potansiyeli kalmıyor. Işınlara da biliyor yanıma. Biraz geride durmanın pek bir zararı olacağını düşünmüyorum. Bir tango ile bir mana potu da kötü olmaz. Onları da aldım. Şu Bracer adlı eşyalar arkadaşlar ne işe yarıyor? Öncelikle onlardan birazcık bahsedeyim. Bracer alabileceğiniz belki de en çok paranızın karşılığını veren eşyalardan. Yalnız bu eşyanın tamamlanabildiği bir üst eşya olmadığı için hafiften problem teşkil ediyor. Şu manamızı falan da bastık. Necropos burada yaratıkları biriktirip bize sıkıntı çıkaracak hal ve hareketlere bürünüyor. Güzel. Bu olmadı. Ultim geldi. Direkt ultiyi basıp üstlerine koşacağım. Skill'lerini attırdım. Hafiften canım azaldıktan sonra altıncı seviye oldu. Necrophos'un ultisi Garen'in ultisi gibi arkadaşlar. Öldüğünüz zaman bekleme süresini de yükseltiyor o sürenin. O yüzden Magnus iyi oynuyor. Sürekli dürtmek bizim için iyi olacaktır. Çünkü yetenek şampiyonlar oynadığımız için yeteneklerle güçlenen kulenin altına çekmiyoruz. Tam kulenin önünde farmlamaya çalışıyoruz. Bak bu çok kötü oldu. Şöyle bir boots'umuzu alalım.
Bu Knight Online oyuncularının en çok sevdiği eşya. Bastığınız zaman ekstradan hız veriyor aktif olarak. Ayrıca birimlerin içerisinden geçmenizi sağlıyor. Hemen bir teleport atalım top lane'e tekrar. Bir tane de totem aldım. Gördüğünüz gibi vurmama rağmen canını tekrardan doldurabilme gibi bir durumu var Necropos'un. Etraftan can çalıyor. Basıyor Q'ya. Milletin canı azalırken onun canı doluyor. Bu adam herhalde bizimle birlikte burada oynayacak yani. Bak cam potu bastı bana. Yanımdaki destek benim için bir şeyler satın alıp bana kullandırtabiliyor yani. Çok güzel bir şey bu. Çok güzel. Kule altı yemezsek iyi olacak. Çok güzel. İlk eşyamız Harpoon. Ultiyi bas, adamın üstüne koş. Geldikçe yeteneklerim. Kullanıyorum adamın üzerine. Günün ilk oyunu olduğu için bu oyunun başlangıcında birazcık farmlarken kötü oynadım. Çok güzel, hiç kaçırmadım bu sefer. Şu eşyayı bir alalım. Yeteneklerimden birazcık bahsedeyim. Q yeteneğim eğer ki gece ise sersemletme atıyor ve rakibi yavaşlatıyor. Gece değilse o sersemletme etkisi kayboluyor. W yeteneğim alan susturma atıyor. Çok güçlü bir yetenek. Eğer ki Night Stalker'ı öğrenirseniz yüksek Elo'da oynayabileceğiniz bir şampiyon kendisi. Hop ulti. Güzel bir kill aldık. Hafiften bir geri durup. Aa, Rikki'nin olduğunu unuttum. Şuradaki totemimizi kırmışlar. Ben de bizi orada o totem gösteriyor diye rahat oynuyordum. Neyse benim hatam. Pozisyon hatası yaptık. Olsun o kadar da. Yapacak bir şey yok. Lifestealer çok kanser bir şampiyon gençler. Mesela bu şampiyonu da aynı şekilde öğrenirseniz çok aşırı derecede güçlü olursunuz. Bizim carry'miz çok güçlü. Void gerçekten oyunu değiştirebilecek kadar güce sahip. Bakın ultiye bak. Bitirdi ya. Bitirdi. Mükemmel bir ultisi var. Geceyken hemen
Totemin olduğu tarafa doğru kaçıyor bu arkadaş. Biri bastım, birimlerin içinden geçmemi sağlayacak. Hop. Şu kreplere birazcık odaklanalım. Birisi geliyor galiba diyeceğim. Şunu şuna verelim. Kullansın gereken yere. Bir hızlanma bastım. Hop. Jakyura zor. Susturmayla adamın üstüne koşmak kadar zevkli bir şey yok. Hiçbir şey yapamıyorlar. Çok iyi. Üst kuleyi alacağız. Bizimkiler birazcık daha kuleye oynuyor. Tam zamanında kullandı ha, şerefsiz. Bende kalacak herhalde. Hop. Mid'le aramdaki seviye farkını görüyor musunuz? Oyunda işte bu yüzden orta koridora gerçekten oyunu az çok taşıyabilecek kişilerin gitmesi lazım. Kostümüm güzel mi? Şöyle size şov yapayım. Şöyle biraz geriden. Yakıyor ha. Kaç parayı aldım? 40 lira. LOL hala 700 liraya kostüm satsın GG. Dota'yı seviyorum ya. Bak size kuryemi göstereyim. Şu kuryenin tatlılığına bakar mısın? Kaç parayı aldım? 5 lira. Kerinin farmlarını almayalım. Ona ayıp oluyor. Güzel. İkinci seviye jetonumu buldum. İyi olacaktır. Şunu da tarafsız Zula'ya ışınlayalım mı dedim de bu arkadaşın yok. Ben şöyle yapayım, direkt vereyim. Burada bir görünmezlik ürünümüz var. Bir ulti basıp görünmez olacağım. Şöyle yukarı doğru gidiyorum. Uçuyorum kardeş. Göklerden geliyorum. Hop, duvardan zor. Dodge'u gördün. Dodge'u gördün. Own Age. Aç gözlülük etti orada. Bedelini ödedi. Diffusal Blade bastı üzerime. Eşyasının aktifi. Slow atıyor. Diffusal Blade'in olayı ne biliyor musunuz? Aldığın zaman her vuruşun karşının manasını siliyor. Ultiye yönelik bir build izleyeceğim. Ultimin süresi ne kadar fazla o kadar iyi benim için. Öldü o, zorladı. Beni de öldürtecek.
Şöyle. Evet, bir Silence gelse belki bir şeyler değişirdi ama işte şu çok şey değiştirdi, atmadı. Draw Ranger'ın kullandığı Shadow Blade, bu eşyanın bir üstü daha doğrusu Silver Edge, vurduğunuz zaman görünmezlikten çıktığınızda adamın pasifini belli bir süreliğine kapatıyor. Lifestealer gibi böyle pasif can çalması olan şampiyonları bu eşya ile engelleyebildiğinizi düşünüyorum. Umarım öyledir. Shuriken bir diye almasın. Selam Riki. Riki'nin susturması çok OP bir yetenek. Çok iyi. Azıcık bir paraya ihtiyacım var. Şurada Nekropos gördüm ama. Hop, Silence'ı bastım. Arkadaşımız zortladı. Ultisi çok güçlü. Zıpkınımızı aldık arkadaşlar ve sürat şeyi var ultim varken. Çok iyi olacak bu. Hop, bastım. Şuraya doğru gidiyoruz. Adamın desteğini zortlattık gençler. Şöyle oyun bilen adamlarla şu oyunu oynamak gibisi yok ya. Hani gerçekten o League of Legends'taki tryhard ortam var ya. Çok gereksiz. O oyun tryhard oynanacak bir oyun değil yani. Gerçekten MOBA'ya doymak istiyorsanız Dota oynayabilirsiniz. İndirin arkadaşlar, illaki öğrenirsiniz. Hani bazı şampiyonlar var. Bütün yetenekleri neredeyse pasif gibi. 3 yeteneği pasif olan şampiyon var yani. Oyunda sadece eşyaların aktiflerini öğreneceksiniz. Olay bundan ibaret. Başka bir şey değil. Bir gece olsa da avlansak. Bizim carry orada ne yapıyor? 1v3. Şeyler oluyor ama hızlı oluyor, yetişemiyorum. Hafiften zortladık gibi oldu. Kulenin son vuruşunu bizim takımı yaptı. Böylelikle kill almasını engellediler. Wow. Warlock çok iyi tutturdu yeteneğini. Kostüme bak. Bundan sonraki eşyam ne olsun? Ultiye yönelik oynayacağım için bir Aghanim alalım. Gece olmasına az kaldı. Çok güzel. Bottom
Kaçamayacağını bildiği için bizimle savaşmaya devam etti. Şöyle orman kamplarına yönelik birazcık farm yapalım. Point booster aldım. Yetenekler o kadar fazla vurmuyor şu an için. Canavarlara karşı tabii. O yüzden kullanmak pek mantıklı gelmedi. Ultimi bastığım zaman çok güçleniyorum. Ultim yok. Ultim yokken oraya girmek bildiğin intihar. Yaratıkların içerisinden şu ormandaki olan şeyler düşüyor, trinketler düşüyor, tarafsız eşyalar. Bu tarafsız eşyalar da çok güçlü arkadaşlar. O yüzden belli bir dakikadan sonra sürekli ormandaki yaratıklara yöneliyor oyuncular. Böylelikle saçma sapan koridor ittirmek gibi bir durum olmuyor. Veya başka birinin kaynağına çökmek, mesela ormancı varsa ormancının kaynağına çökmüş oluyorsun, adam geri kalıyor. Öyle bir durum yok. Her dakika yenileniyor bunlar. Belki şu dakikalarda yapmam gereken daha önemli şeyler vardır ama ben pek bilmediğim için minik minik oynayacağım. Yanımdaki arkadaşa güvenerek hata yaptım galiba. Evet. Ortalama bir oyuncu. Adam diyor beslenmiş diyor. Bak söylediği lafa bak. Abicim adam beslenmişse senin şurada ne işin var? Void bayağı iyi oynuyor bu arada. Aldığı hasarı kendini zamanda geri yatarak ışınlandı, hemen absorb ettirdi. Şu Necro'yu kaçırmayalım ya.
Necron'un altına yatmak çok kötü bir fikir. Aghanim'izi aldık. Aghanim bayağı iyi olacaktır. Bak şu alta bastığınız zaman çıkan alan var ya. Eğer ki bu yaratıklar o alanın dışındaysa geri dönüyorlar buraya. Şu şardı da alalım. Hiçbir şey duyamıyorum dedi. Bir oyunu reset çakacak. O sürede oyunu durdurduk. Ne kadar centilmen bir durum değil mi? Sportman böyle bir karşıdaki oyuncuyu bekleyen oyuncular. Adam güzelce açıklamasını yazdı. Onun oyun deneyimi kötüleşmesin diye. Bizler bekliyoruz. Tekrar geldi bak. Gördünüz mü? Ulti bastırdım. Bak şuradaki canavarlardan bir tanesinin içine girdi, onu götürüyor. Gördünüz mü? Gene öldü bak dediğim gibi arkadaşlar. Şu minyonun içinde adam. Nereye kaçıyorsun ulan? İşte o kadar derine girersen bedeli ölüm olur. Bundan bahsediyorum. Millet görünmez görünmez. Q attığımda o alanı kapatıyor mu? Aghanim bir şeyler yaptı ama. Ne yaptığını tam çözemedim. Galiba gece etkisi yapıyor. Dur bakayım bir okuyayım. İyiymiş bak bu. Q
Çok iyi oynadık. Ah, Jack Euro burada. Çok iyi. Yanıma çok iyi destek geldi ya. Görüyorsunuz değil mi? League of Legends'ı bıraktığım ne kadar belli oluyor. Ulan şu cümleyi kullanamadım ya. Yılda bir kere falan kullanıyordum, o da. Allah kahretsin. Dota fark abi ya. Bağırıyor. Güzel, bütün yeteneklerini boşalttılar. Oo, onu çok kötü aradan ayıkladılar vallahi. Ricky geliyor. Çık 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 çık. Abi kerilik yapıyor ya. Of, zevkten dört köşe oldum. Kafayı yiyeceğim. 4K altınım var. Ne alsam ne alsam. Bir daha demek ki gösterdim, o görünmezlik eşyasını alacağım. Bir onu bir bulayım da. Şayet bulabilirsem çok iyi olacak. Heh. Can çalma alırdım genelde ama takımda Warlock gibi böyle canımı toparlamaya yardımcı yetenekleri olan karakterler varken pek gerek kalmıyor açıkçası. Artık ben de görünmez olabiliyorum. Giderek eriyorum. Of. Vurduğu hasar gördünüz değil mi? Nekropos'un. İşte bunu yapabiliyor. Dota'da şöyle bir olay var. Mesela eğer ki hızlı bir sigara içiciyseniz 90 saniye bekleme süresi veriyor. Yeterince paranız yoksa veya yeniden canlanmada bekleme süresindeyse hani içeri gidip bir tuvalete gidip gelebiliyorsunuz, bir sigara yakabiliyorsunuz, bir çay doldurup alıp gelebiliyorsunuz falan. Yani güzel bir imkan veriyor. Kafayı resetliyorsun. Ya oyun seni boğmuyor. Her saniye her saniye stres. İnsanlar da sabırlı olunca. Bak 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 bak. Yavrum. Carry güzel olunca destek de çok şey oluyor ya. Oha 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 oha. Bak bizimki kaçmasaydı belki... Belki orada bir şeyler olabilirdi. E yeteneğim saldırı hızı veriyor. Ultim ise gece yapıyor, zaten anlamışsınızdır. Geceleri yetenekleri fazla vuruyor. Şampiyonun olayı bu.
Yeniden canlanmayı kullanmayın, çok şey götürüyor. Nere kaçıyorsun? Yarrağım, zıpkını attım, göt gibi kaldı. Evet. Bir an gücümün şeyine düştüm ya. Böyle çok güçlüyüm ben, keserim ederim falan dedim. Başaramadık abi. Aghanim Shard E yeteneğini aktife çevirip canavarları direkt consume etmesini sağlıyormuş. Bak bak bak, Carry'e bak, Carry'i izle, Carry'i izle. Bak. Gördün değil mi? Abi çok güzel çar ya. Şu Void'u öğren, oynamayı öğren var ya. Oo. Herifin ultisinin nasıl oyun değiştirdiğini gördünüz değil mi? Oyunun böyle kaderini bir anda değiştiriveriyor. Ama Void'de en sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Abi, Void'in elindeki Skull Basher adlı eşya. Oyunda Skull Basher alamıyorsunuz zaten var diye. Her 2-3 vuruşta bir sersemletme atıyor. Yani olsa bence güzel olurdu ama bilemiyorum. Satamıyoruz başkasının eşyası. 300 altına ihtiyacım var. Şurayı bir hemen toplayalım. Alalım bakalım. O arkadaşın üzerinde işe yarıyor mu? Pasifleri kapatıyor. Nekropos'u galiba kesebilmem için gerek diyeceğim de onun yeteneği aktif yetenek ya. Neyse, almış bulunduk. Görünmezlik iyidir, candır. Lifestealer'ın pasifini kapatacak mı? O amaçla aldım. Umarım amacı doğrultusunda iş görür. Bak şu adam çok ileride. Bir oyun LoL'deki gibi bir kişinin yaptığı bir hata da bitmiyor. Çok güzel bir şey bu. Biri gitti. Tamam, yeteneklerini kullandırdım. There's no escape.
kuleleri açıyor bizimkileri. Hadi bir gece olsun, bir 10 saniye kaldı. Oho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 h
Pasif can çalmasıymış. Şunu vurunca can çalamamaya başladı. Hepsi öldü. Oğlum çok iyi lan. Vallahi 10 numara oldu. Dadından yenmedi. Ben çok mutlu oldum. Bu abi. Bu. Bu yani bu. Bu 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 bu. Bu. Oh. Carry oyun taşıyor. Destek destek oluyor. Ne kadar güzel bir oyun ya. İşte bu arkadaşlar. Keyif aldım, köşe oldum ya. Bak millet de bizi övüyor, iyi oynadık diyor. Kostüm de çıktı güzel. Şunları bir övelim. Sen övmeyeceğim. Bok gibi oynadı. Bu ya. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Dota oynadık, keyif aldık. 10 numara oyundu yani. Dota oynayın abicim. Dota oynayın. Öğrenirsiniz illaki, öyle ya da böyle öğrenirsiniz yani. Böyle saatlerinizi bastığınız için öğrendiniz. Lol 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 lol. Abi oynama artık, yeter şu salak oyunu. Dota oyna. Günlük bir iki el mob oyna. Gerçekten çekişmenin tadına var ya. Herkes rolünü yapsın. Garen döne döne herkese tek atmasın amına koyayım. Anladınız mı? Bak Kerim'iz oyun taşıyor. Yani herkes görevini yaptığı zaman MOBA ne kadar lezzetli değil mi? Yani illaki bok oyunlara denk geleceksiniz. İllaki burada da belki hile olacak. İllaki burada da belki Smurfler oyununuzu bok edecek. Ama belli bir süre sonra fark edeceksiniz ki oyundaki karakterler çok dengeli. Her karakter oyunda işe yarıyor. Yani salak saçma karakterlerin metanın dışında kalıp da itildiği bir oyun değil bu. Ya şuraya aç kahramanları mesela. Hangi kahraman gözüne güzel gözüküyorsa al oyna. Güçsüz olan çar yok çünkü. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Güzel bir oyun olduğuna inanıyorum. Ben çok keyif aldım. Görüşürüz.